Erkan Yıldız. Erkan Yıldız nereden geliyor buraya? Gaziantep. Gaziantep. Üf, hemen baklavalar falan filan. Neyse şimdi konumuza geri dönelim. Erkancığım neler yaparsın sahnede bugün? Sahnede şarkı söyleyeceğim, taklit yapacağım. Bin bir çeşit ses çıkartıyorum. Bin bir çeşit? Yani bin bir çeşit derken 30'a yakın ses çıkartıyorum. Bir sesi duyduğum zaman da direkt o sesi çarpabiliyorum. Hemen yapabiliyorsun. Çıkartabiliyorum. Yani eğer şey varsa... Horoz yapmıştın galiba evet, provalarda, doğru mu? Evet, horoz ben de yapıyorum. Bu konularda profesyonel sen benden adam olur mu? Bakabilir misin acaba? Bak, 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 bak. Sizin mevkiniz benden daha yüksek bak. Abi ya. Arkadaşlar! Diye bağıran bir tane horoz var bizim yan tarafta. Evet. Onun da taklidini herhalde yaparsın. Sesi duyarsam, beyin algılarsa direkt yapar. Mutlu olan. Merhaba. Erkan hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Ne iş yapıyorsun Erkan? Gaziantep'te hava meydanlarında çalışıyorum. Hava meydanlarında? Evet. Havaalanı mı yani? Havaalanında. Havaalanı meydanlarında. Temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Süper. Meydanda çalışıyorsun. Uçaklar evet, yani etrafta hep. Ben her yerdeyim. Çok güzel. Evli misin? Yok bekarım. Henüz öyle bir kısmet çıkmadı. İnşallah Allah izin verirse çıkar. Görev yerinde biraz zor o işler için tabii. Evet, biraz zor. Evet. Ama önemli olan zoru başarmak. Kolay herkes başarıyor Acun Bey. Süpersin. Yani neşe katan bir arkadaşımız olduğun kesin. Evet. Ben insanların gülmesi tarafındayım, bir de güldürme tarafındayım. Çok çok güzel. Bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam öncelikle taklit yapacağım. Ondan sonra en sona bir uzun hava söyleyeceğim. İbrahim abimin uzun havasını söyleyeceğim. Hem taklit hem uzun hava mı? En sonunda uzun hava söyleyeceğim. Peki, seni bekliyoruz. Öncelikle horoz sesi çıkaracağım ilk başta. Söylemesen anlarız zaten. Peki. Bu da çil horozu Acun Bey. Yani demokratik ülkenin çağdaş ve inkılaplarını sağlamak bizim amacımızdır. Ben bu devletin babası olarak bu işe el koyuyorum. Ne? Erdal kardeşim, evet. Git bana sen oradan dosyalar getir. Baba o dosyaların yerini ben biliyorum ama unuttum, kusura bakma. Nerede olduğunu bilmiyorum. Silahım yok.
başım alır diyar gurbet gezerim madeyi kurban. Ah, dur gitme diyelim yok, diyelim yok. Garibeliden, yetim elden, öksüz elden. Erkan, yani bu son bölüme gerek var mıydı sence? Vallahi Acun Bey, o şekilde uygun gördük. Uzun bir, yani uzundu yani. Bayağı bir uzun. Yani uzun ama başta güzeldi, tatlıydı ama abi, uzun havaydı. Hiç şey isminin hakkını veren bu kadar uzun bir hava duymamıştım. Bazı şarkılarım var da kesinlikle bitmiyor. Çünkü ciğerden geldiği için ciğerin ta en noktasından geliyor. O yüzden yok, şarkı bitmiyor. Yok, gelmesinin problemi başta da bir tam dinledik ama o ciğer parçalandı ve... Ve sen evet şey, damarlar çıktı, mikrofon kaydı ve bitirmedin abi. Ben sana bir şey olacak diye bastım. Beğenmediğim için değil. Allah gerçekten razı olsun abi. Hayvan... hayvan taklitleri de çok güzeldi bence. Yani başta her hayvan usulca girip sinirleniyordu ya hayvanlar. Evet abi. Değil mi? Hepsi bir sakin başlıyor böyle. Bak 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 diye böyle hani... O kurguyu sevdim. Ama uzun havada beni kaybettin abi maalesef. Yani Erkan, renk katmış oldun. Allah razı olsun abi. Yani çok evet gelecek gibi hissetmiyorum ama... Sağ olun acım. Çok temiz bir arkadaşımızsın, o belli. Evet, zaten bu iyilikten dolayı, insanları hep iyi gördüğümden dolayı, kendim gibi gördüğümden dolayı hep kaybediyorum. Nedense. Sen yine öyle görmeye devam et. Evet, çünkü bu şekilde geldim, bu şekilde de giderim Acun Bey. Hiçbir aynen, zaman yani için değişmem. Sen iyi niyetinden taviz verme. Yani doğru insanları da bulacaksın bir günde diye düşünüyorum ben. Evet. Acun Bey, bir şey daha söyleyecektim de, müsaade ederseniz, yüksek müsaadenizle. Buradan tüm arkadaşlara selam söylemek istiyorum. Alandaki mi? Havalanında çalışan arkadaşlara. Tamam. Oradaki bütün çalışan personel arkadaşlarımıza, müdürlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Burada bizi izleyen bütün seyircilerimize de aynı şekilde saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Saygı da önünüzden eğiliyorum. Estağfurullah. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Oylama yani geçelim. Eser. Maalesef hayır diyorum ama gerçekten çok temiz kalpli, çok tatlı bir insansın. Allah razı olsun abi. Büyük mutluluktu benim için. Hayır. Erkan, bu sene ilk turun sonunda özel bir gece düzenleyeceğiz. Evet Acun Bey. Çılgınlar gecesi. Evet Acun Bey. Gerçekten. Bu sene yılın en çılgınını seçeceğiz. Hani burada geçemedin turu. Evet Acun Bey. Ama özel böyle bir gecelik bölümümüz olacak. Tahmin ediyorum oraya seni davet ederler. Ben de hayır diyorum. Allah razı olsun Acun Bey. Kendine iyi bak, çok selamlar. Acun Bey, bir şey daha söyleyecektim de, değerli vaktinizi alıyorum da hakkınızı helal edin. İnşallah herkes iyi olur. Herkesin kalbi güllük gülistanlık olur. Tüm insanlar birbirleriyle iyi geçinirler. Sevgi saygı içerisinde beraber olurlar. Mutlu bir şekilde dünyayı güllük gülistanlık bahçe haline hep beraber getiririz. İnşallah. Saygılar sunuyorum tekrar. Saygıyla tekrar yayınlıyorum. Hoşçakal. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, öyle yuvarlanıp gidiyoruz. Oğlum sen ne şeker bir adamsın ya. Teşekkürler. Ulan var ya, kardeşim gibi yemin ediyorum. Ne yapacaksın? İsim neydi öncelikle, özür dilerim? Hamza. Hamza bugün bize sahnede... Resim. Resim. Resim yapacağım. Ne tür bir resim? Bir en sevdiğim film karakteri. Oo. Oo. Ne peki evet acaba? Amelie. Amelie'yi çizeceksin. Evet. Çok güzelmiş. Başarılar diliyoruz. Hakikaten yeteneğin olduğu konuşuluyordu provalar esnasında. Ben provalarda o resmi yaptığını görmedim. Ama şimdi izleyicilerle birlikte hep beraber şahit olacağız. Yaş kaç? 16. Çok güzel, nefis, genç yetenek. Kardeşim, sahne senin, yolun açık olsun. Teşekkürler. Buyurun, buyurun, buyurun. Dikkatli izleyin. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hamza Demir Kaynak. Evet. Hamza nereden geliyorsun? Sivas. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Peki, ne yapacaksın bu akşam? Bugün resim çizeceğim. Peki, seni seyrediyoruz.
Tamam. Kayma oldu sanki ama... Falan. Sen ameliye ne yaptın? Kayma derken bakışında mı o kayma var? Yani ya, ifade olarak mı o var? Tam oturtamadım. Yok. Yüzü tam oturtamadım. Biraz aceleye getirdim. Sanki sinirli sinirli bakan... Evet, maalesef. Yok. Yani ne? Çok da kötü değil. Ha. Yani zamanı çok oturtamadı. Ben benzettim açıkçası. Teşekkürler. 16 yaşındasın değil mi? Evet. Kaç senedir resim yapıyorsun? Yani kendimi bildim bileli. Çocukluğumdan beri istiyorum. Ben bunu yetenek olarak görüyorum, kesinlikle görüyorum. Sağ ol. Açıkçası ben de bir kere sahneye geldiğinde enerjin çok güzel, enerjin de çok güzel. Ve hani benim çok sevdiğim bir film. Amelie, çok sevdiğim bir film. Kısa sürede de bence benziyor o kadar... Sen bakışlarında bir problem yani bir... Yüzde. Saçı, kıyafeti olduktan sonra bakış hallolur bence. Hayır, yani. Hayır bir dakika, ilk geldiği zaman sahnede belli bölümü yok muydu onun? Eskisi kağıdı vardı. Yüzü boya olmasın diye arka plandan başladığım için. Senin eskisinde de kara kalemle çizilmiş geldi değil mi bu? Sadece basitçe kontürlerini çizdim yani. Bence bu sulu boya çalışması gibi bir şey. Hmm. Ben çok pozitif bakamıyorum. Bakılacak bir yanı yok. Kabul ediyorum ama ama Hülya'yı şimdi düzeltebilirim. Tamam da senin Hülya'yı ikna etmen lazım şu anda hayır demesi için. Ya biz seni savunmak isterken hayır demesi için. Hayır çünkü çocuk da kendiyle ilgili hayıra geçti şu anda. Hülya evet de. Beceremediğimi kabul ediyorum ama işte. Peki sana şöyle bir şey yapalım bak, sen çok iyi niyetlisin. Yani çok da dürüst bir arkadaşsın. Biz seni bir ay sonra falan başka programa çağıralım, tamam mı? Başka bir program değil de bunun ikinci programına katılmayı daha çok tercih ederim. Yani başka bir program derken yanlış anladın. Yine buraya geleceksin ama... Ha. Şarkı söyletmeyeceğim, merak etme. O sese çağırmıyorum yani. Başka bir yeteneksizsiniz de biz seni davet edelim. Sen bugün heyecanlıydın. Yani aşırı da dürüstsün, çok hoşuma gitti. Hani kendinle ilgili bir eleştiri yapıyorsun. Yani bu da çok hoşuma gitti. Bugün heyecanlıydım diyorsun. O zaman dürüst olduğun belli olduğu için o bölümü de zaten doğru. Ben diyorum sana, biz seni bir ay sonra falan başka bir yeteneksizsinize çağıralım, olur mu? Olur. İstiyorsan tamam. Tabii. Aslında sen ne istiyorsun? İkincisine çağırın dediğin ne? Sen... Ya ikincisi dediğim şu an... Evet diyelim. Devam. Ha, evet diyelim, devam edelim. Yok yani. Kararınızı söyleyin. Başka bir yeteneksizine.
Hayır deyin diyor ya bak. Ben yani, en başından beri uyandım zaten. Hayır istiyor. Deyin diyor. Bizi hayır demeye ikna etmeye çalışıyor şu anda. Şunu demek istiyor Acun. Bugün olmamış gibi kabul edelim. Hayır hayır. Evet, bak, ne istiyorsun? Onu anladım ama yani. Sen ben istemiyorsun. Bunu devam edelim evet, gidelim. Evet bu inceldiği yerden tamam anladım kopsun. Pek. İnceldiği yerden kopsun. Aşırı dürüstlükten. Hayır diyorum. Öyle, ya. Tamam sen buraya gelmiş oldun. Biz evet. Sana oylama da yapmayalım. Sen ziyaret oynama istiyor musun? Aslında o diğer yeteneksizin daha iyi gelmeye başladı şimdi. 20 saniye düşün şimdi. Ne istiyorsun bize söyle. İlk dediğinizde. Yani diğer yeteneksizin. Başka bir yeteneksizle katılmak daha iyi geldi şimdi evet. Değil mi? Evet. Onu da başarabileceğime inanıyorum. Tamam ben şimdi senin yaşın küçük. O yüzden seni buradan üzgün yollamak istemiyorum. Senin isteğin oysa o şekilde tamam mı? Hı-hı. Bir ay sonra falan seni başka yeteneksizle çağıracağız. Tamam. Hadi hoşça kal. Teşekkürler. Bye bye. Ahmet bu işin sonu ne yani? Yani kafanı çıkarıp yana koyacaksın masaya falan. En kötü öyle. Hayır kızım bulamayacağız sana benim derdim o. Yaş kaçtı? 17 abi. 17. Nereden geliyordun? İstanbul Bayrampaşa. Bayrampaşa'ya da saygılar sevgiler. Kardeşim bekliyoruz. Evet. Bize özel bir hareket yapıp gitsene. Bir tane yapayım size. Ha. Peki. Hadi. Bir tane yapayım. Bak. Tamam git 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 sen git sen git sen git 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 sen git. Sen git. Hay. Ahmet Yusuf Kılıç. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen sene katılmıştın. Evet. İlk turda elenmiştin değil mi? Evet. Kaç hayır aldın? 3 hayır mı? En fazla hayır aldım. 3 hayır. Peki. Evet. En fazla hayır. Bu sene yeni bir şey var mı? Bu sene daha hazırlıklı çıktım. Seni bekliyoruz. Oh,
Yani sıra dışı hareketler yaptığın kesin. Bir şeyler de geliştirmişsin geçen seneye göre. Bana ikinci turda ne yapacağını söyler misin? Ne yapacaksın? Ben ikinci turda aletlerle, raketle, değişik koreografim var. İnşallah arkadaşımla çıkacağım. O da beraber iddialı olacağımızı düşünüyorum. Ya ben ikinci turda seni merak ediyorum, evet diyorum. Teşekkür. Ben hayır diyorum. Teşekkür ederim. Ben hani izleyicisiyken de programın... yani şey yapamıyorum yani. Hadi böbreğimin yerini değiştireyim. Dalağım orada olsun, nefes borum oraya gitsin. Yani ilk nereni oynatarak keşfettin bu özelliğini? İlker abimiz vardı hatırlarsanız. İlker Çek abimiz. O kolunu çevirirken ben deneyim dedim. Bir şansla oldu. Geliştireyim dedim. Gelişti Allah'ın izniyle. Ben de bir, ben bu kolu bir atayım, oluyor dedim, diye çevirdim Allah böyle. Allah Allah oluyor dedim, ne oluyor bu? Ya gerçekten ben bilemedim ya. Hiç görmedim de böyle bir şey. Salonu dinleyelim mi? Bakın ister misin? Evet diyenler yani, alkışlasın. Hayır diyenler yani, alkışlasın. Evet, hemşehrilerimi dinliyorum ve evet diyorum ben de. Ahmet, iki evetle oluyoruz. Tebrikler. Merhaba. Merhaba. Pangek Rev. Evet. Nereden geliyorsunuz? Konya. Arkadaşlarını göremiyoruz. Ben bir açıklama yapacağım. Ondan sonra beraber sahne performansını sergileceğiz. Tamam, yap açıklamayı. Geçen sene 4. sezon 1. turda elenmiştim. Üniversite 2'ye gidiyordum. Bırakmıştım dansı. Fazla adapte olamamıştım. Geçtiğimiz sezon hatırlarsanız gül vermiştim hepinize. Annemle programı izliyorduk. O hafta annem dedi ki, çıkamazsın, oraya yapamazsın, edemezsin. Hani destek vermedi bana haliyle. Benim iş adamı olmamı istiyor. Ben de hem iş adamı hem dans öğretmek istiyorum. Dans öğretince çok mutlu oluyorum. Yani nasıl bir öğretmen bir öğrencisine öğretebiliyorsa, orada mutlu olabiliyorsa, ben de birine ne bileyim figür gösterdiğimde mutlu olabiliyorum. Ve anneme hem iş adamı hem de dans hocası nasıl olunur onu göstermek için hayır almıştım. Grubun ismi Pangek Rev. Pangek Rev anlamı ise bundan milattan yıl önce kıtaların, kara kütlelerin ayrılarak tekrar birleşmesiyle oluşan büyük bir kütle haline geliyor Acun abi. Ve biz de buradan esinlenerek bu grubu kurduk ve bir anlamımız olsun istedik. Bu kadar. Keyifle izlersiniz. Hayatım önce bak 4 yıldır şu programdayım. Böyle uzun bir açılış hiç görmedim. Hayır, ne yapacaksınız? Sonuçta dans edeceksiniz, evet, değil mi? Evet, tabii. Hayır, öyle bir açık oturum oldu ki şu anda. Yani kusura bakmayın. Tarihçeden başladık. Annen şimdi veriyor mu destek? İnanın grubun hiçbir ailesi destek vermiyor. Onlar farklı yönde ilerlememizi istiyor. Ama biz o kadar imkansızlıklara rağmen Konya'da hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Genç girişimciler olarak Acun abi. İnşallah olur. Anneme de olacağını inşallah göstereceğim. Bakalım, hep beraber izleyeceğiz. Peki, teşekkür ediyoruz. Sahnesi. Just can't make yourself.
tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Say. Hikaye anlattı ki işin başında bizi bambaşka bir şeye hazırladın. Sanki olağanüstü bir şey gibi ama çok orta karar. Yani onun da altında gördüm ben. Ben beğenmedim açıkçası, kusura bakma. Yani buraya çıkarak zaten hem annenize anlatmış olduğunuz isteğinizi hem de arkadaşlarınız açısından birlikte olmanız önemli ama hani burada bir tür yukarıya gitme şansınız olduğunuzu ben de çok düşünmüyorum açıkçası. Farklı bir şey göremediğim için maalesef. Yani kötüsünüz diyemeyiz. Gerçekçi konuşalım. Kesinlikle kötü değilsiniz. Ama hani etkilenelim de evet diyelim gibi de olmadık yani. Oylama geçelim Eser. Ben maalesef hayır diyorum. Hayır. Çocuklar ayağınıza sağlık. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ben de hayır diyorum. Öçün abi bir... Konya'ya selam gönderebilir miyim? İzin olursa. Tamam. Buradan kendim ve grubumun adına tüm Konya halkına, bize yardım edenler, herkese, Mustafa abime, hepsine Allah razı olsun. Gerek kostüm, gerek her şeyle ilgilenen. Sizleri çok seviyorum. Bursa, sizler de hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Orkun Karahasan, Birkan Tunç. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Bursa. Bursa. Evet. Kaç yaşındasınız? 15. Sınıf arkadaşı mı? Yok, hayır. Sayılır aslında. Dershanede aslında yani. Dershanede sınıf arkadaşı? Evet. Evet. Peki. İyi dost oldunuz. Dershanede maşallah ne kadar çalıştıysanız beraber gösteri yapmaya mı karar verdiniz? Evet. Ne gösterisi? İllüzyon. Birbirinizi nasıl buldunuz dershanede? Yani illüzyon merak. Ben illüzyon yapıyordum. Evet. Yani sihirbazlık, hocalar falan çok beğeniyordu işte. Sihirbazlık yapıyordum. Sonra Orkun da bana söyledi sihirbazlık yaptığını. Beraber öyle yapmaya başladık. Sonra bayağı bir ilerledi. Evet. Bayağı ilerledi. Yani ilerledi, evet. Peki süper. Hadi sizi bekliyoruz. Her sihirbazın cebinde bu kırmızı sünger toplardan bir tane bulunur. Bu top sihirbazlar için standart bir objedir ve şöyle çalışır. Avucunuzun içine koyarsınız, üflersiniz ve top başladığı yere, yani sihirbazın cebine geri döner. Çoğu insan bu tarz oyunların nasıl olduğunu merak eder. Şimdi biz de bu oyunun bugün sırrını size açıklayacağız. Gösteriye başlamadan hemen önce bu kırmızı sünger top sihirbazın cebine yerleştirilir. Gösteri sırasında sihirbazın cebinden çıkarılarak avuç içerisinde aynı şu an olduğu gibi tutulur. Daha sonra avuç içerisine bastırılarak çaktırmadan diğer ele alınır. Ve seyirciye şu soru sorulur. Top hangi elde? Evet, top hangi elde? Aslında bizi biraz daha iyi dinleseydiniz anlardınız ki top ne bu elde ne de bu elde. Yani bu elinde bir top var ama bu top kırmızı değil.
O elinde ise kırmızı bir şey var ama bu bir top değil. Çünkü sihirbazın kırmızı sünger topu her zaman başladığı yere, yani sihirbazın cebine geri döner. Teşekkürler. Şey, balonunuz var mı yanınızda? Balon. Ben unutmuşum balonumu bugün ya be. Her zaman balon taşıyan var mı gerçekten? Öyle bir sordu ki. Yok mu? Neyse, o zaman biz en iyisi kendi balonumuzu kullanalım. Yapacak bir şey kalmadı. Hayır, orada yok dememiz gerekiyoruz değil mi? Yani yok, balonumuz yok. Tamam, kendi balonumuzu kullanıyoruz zaten. Tamam. Eser Bey, bu biraz gösteri gülüyorum, bir dakika şu an. Buyur abi. Bu gösteri için telefonunuza ihtiyacımız var, alabilir miyiz? Yanımda değil abi ya. Vallahi. Acun Bey. Siz kendi telefonunuzu kullanın. Yanımızda yok. Oraya doğru gidecek yine. Teşekkürler. Çok. Sağlam. Güzel ama ya, Alpil gelmez. Balonu şişiriyoruz. Evet. Ve gördüğünüz üzere balonun içi boş. Kusura bakmayın, iyi ki doğdun yazıyor ama o zaman biz de iyi ki doğdun yeteneksizsiniz Türkiye diyelim. Gördüğünüz üzere balonun içi boş. Evet. Aynı okunun kafası gibi işte. Neyse, sizce bu telefon bu balonun içine girebilir mi? Yani girmesi için tek bir delik var ama buradan... Buradan sokmaya çalışsak ya hava sönecektir ya da balon yırtılacaktır. Altından sokmaksa imkansız gibi durabilir ama bizce imkansız değil. Bakalım girebilir mi? Gördüğünüz üzere telefon artık balonun içinde. Şimdi balonu yırtıyorum. Biraz sağlam yapıştı. İyi ki vermemişim telefonu. Gördüğünüz üzere telefonu içinde görebiliyorsunuz. Şimdi ben telefonu alıyorum. Acun Bey, süremiz kısıtlı olduğundan dolayı telefonu daha sonra size geri iade edeceğiz. Evet. Biz devam edelim. Tamam. Biz devam edelim. Efendim, Acun Ilıcalı'yı mı aradınız? Orkun ben, yanlış numara. Pardon, telefon sizin değil mi? Siz en iyisi telefonu geri alın, uzatabilirsek. Teşekkürler. Aa! Ne oldu? Çok şeker. Aynısı. Biraz farklı model olmuş. Aynısı, tek bir çizik bile yok. Ya. Efendim? Tek bir çizik ya, bile Orkun, yok. Ver şunu çizik ya. Olmadığı kesin de aynısı değil. Ver şunu, ver. Kusura bakmayın Acun Bey, yardımcı. Kusura bakmayın yorduk ama. O sizin değil mi? Evet. Emin olalım. Benim benim. Bu kimi? O. Tamam, o kadar sorun değil. O her gösteri bir telefon mu harcıyorsunuz siz? Acun Bey, şimdi sizden bir şey isteyeceğiz. Sahnede bulunan seyircilerden bir tane gönüllü seçebilir evet, misiniz? Evet, bir gönüllü. Desteği. Acun Bey, gönüllü seçerseniz. Hoş geldiniz. Adınız ne? Neslihan. Neslihan Hanım. Şimdi bildiğiniz üzere bir kart destesinde birbirinden farklı 50 tane kart vardır. Ben şimdi destedeki kartları teker teker geçeceğim. Bana bir yerde dur demenizi istiyorum. Alın kartınızı. Evet, kimseye göstermeyin kartınızı. Sadece kartınızı kendiniz bakın. İmzalar mısınız? Kendiniz bakın ama aklınızda tutun yani sonradan unutmayın. İmzalınız? Alabilir miyim kartı? Siz de isterseniz şu öne doğru geçin, görebilin yani. Bizi görmeyeceğiz çünkü. Gördüğünüz üzere kartı hala destenin üstünde. Şimdi desteği açıyorum. Kartınızı araya koyuyorum. Sonra desteği toparlıyorum. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız.
Orkun'un cebinde başka bir deste daha var. O desteği bana verebilir misin Orkun? Şimdi Neslihan Hanım, oturur musunuz lütfen? Şimdi sizin imzalı kartınızın bulunduğu desteği kutunun içine koyuyorum. Ve avucunuzu açar mısınız lütfen? Avucunuzu kapatın. Biz açın diyene kadar açmayın lütfen. Hacım Bey, Hülya Hanım ve Eser Bey. Eğer izin verirseniz yanınıza gelmek istiyorum şimdi. Hayır abi, olmayın. Hayır, tamam, tamam. O zaman biz gidelim. Gelin, gelin hadi. Buyurun ya, her zaman. Başımın üstünde yeriniz var. Hülya Hanım, bildiğiniz gibi destede birbirinden farklı 50 tane kart var. Bu kartlardan bir tanesini seçebilir misiniz? Herhangi bir tanesini. Tamam. Alayım mı? Evet. Tamam, bize göstermeyin. Tamam. İmzalar mısınız lütfen? Tamam. İçini mi dışını? İçini mi dışını? İçine. İçi. Bakma o zaman. Tamam. Şimdi desteğin üzerine koyun lütfen. Şimdi çok ağır bir şekilde yapacağım takip edebilmeniz için. Desteği kesiyorum. Kartınız en üstte. Kartınızı şu şekilde itiyorum. Şöyle görün. Sen de gördün. Evet, fark ettim ama sorun değil o. Yani kartı görüp görmemiz önemli değil zaten. Onu yanlışlıkla yaptım. Tamam, anladım. Tamam. Ve deste işimiz bitiyor. Pekala. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Birkan'ın cebinde bir deste kutusu var. Deste kutusunu çıkarır mısın? Gördüğünüz üzere kutunun içi boş. Kontrol etmek isteyen var mı aranızda? Var. Buyurun. Boş. Gerçekten boş. Şimdi bu desteği de kutunun içine koyuyoruz. Şimdi Eser Bey. Buyurun abi. Sizden istediğim şey, elinizi destenin üzerine koyun ve biz söyleyene kadar açmayın lütfen. Bu mu? Evet. Tamam. Yok şey, yorulabilirsiniz yani, o yüzden. Böyle. Evet. Tamam. Şimdi izninizle sahneye geri dönmek istiyoruz. Ben böyle kalacağım mı burada? İsterseniz çekebilirsiniz zaten. Ben şu an zan altındayım. Gözlerinin akıbeti bana bağlı. Neslihan Hanım, sizden şunu istiyoruz. Desteden kartınızı çıkarır mısınız? Yok mu? Yok mu? Nasıl? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Bir saniye, ben bakabilir miyim? Tamam, siz yine de söylemeyin de. Gerçekten yok mu? Yok. Bir de duyuyorlar bizi. Ses konuşmuyor. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman biz kartınızı tahmin edelim. Yapacak bir şey kalmadı. Şimdi ne oldu? Ben kutuyu alayım bu arada. Siz 52 farklı karttan tek bir kart seçtiniz. O kartı imzaladınız ve desteğin arasına koydunuz. Ama o kart çıkmadı. Nerede? Biz de bilmiyoruz, emin evet, olun. Evet, biz de bilmiyoruz. Şimdi bizim o kart tahmin edebilme olasılığımız 1/52. Yani oldukça düşük. Şimdi şöyle yapacağız. Siz benim sırtıma yaslanacaksınız. Şimdi birazdan müzik girecek. Ve biz de benim adımlarımı ayık uyduracaksınız. Orkun da bu deftere sizin kartınızı çizmeye çalışacak. Tamam, şimdi sırtıma. Tamam. Siyah. Seninki de öyle değil mi? Değil mi? Tamam, şakanın sırası gerçekten siyah değil mi? Hayır. Değil. Ciddisin yani. Ciddiyim. Bir saniye, kartın bu değil miydi? Hayır. Bu değildi. Evet. Hadi ya. Sorun defterde. Kartınız karış mıydı? Evet. Tamam. Ama yine de hata yaptığınızı düşünebilirsiniz. O zaman biz sizi yerinize uğurlayalım. Alkışlarla. Şimdi anladık ki olasılığa meydan okuyamıyormuşuz. Yani olasılığı yenemiyormuşuz. O zaman biz de ne yapacağız? Sihirbazlıkla bir şeyler yapacağız. Just wanna
biraz kötü çizdi ama neye benzedi bu? Kutu. Destek kutusu, evet doğru. Bravo. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Uzatabilir miyiz? Şöyle kontrol eder misiniz? Normal değil mi? Vay. Kim? Ben başını unuttum gösterinin. Kim? Karayüç'ü arkadaş seçmişti değil mi? Helal evet, Karayüç desen arasından çıktı. Ben böyle kaldım şu an. Ben hala gösterinin içinde miyim? Evet, şimdi onu söyleyeceğiz. Şu an biz... Hala gönlümüzün kartı kayıp. O yüzden... Desteği de var mı? Bir daha baksak mı desteği? Oyunumuzun başı... Evet, bence de bakalım. Yani desteği de olması lazım. Koyduğumuza eminiz. Siz hepiniz gördünüz. Bir saniye. Yok mu? Hayır, yok. Gösterinin başından beri sahnenin önünde bir kutu var. Ağır bir kutu. Ağır ve şirin. İçinde ataçla tutturulmuş sadece tek bir kart var. Evet, tek bir kart. Hafife aldınız değil mi? Oysa ki bir illüzyon gösterisinde ağırlığı kilo değil, yaratacağı etki belirler. Orkun, iyi söyledin, güzel söyledin de bu karo 3 değil. Bir dakika. Hülya Hanım, bu sizin kartınız mıydı? Evet. Kartı bakabilirsek. Yalnız Birkan, gönlümüzün kartı hala kayıp. Evet, ben de fark ettim ama şöyle düşündüm. Eser Bey, oyunumuzun başında size bir Hülya Hanım'ın imzaladığı kartın olduğu desteği elinizin altına vermiştik. Evet. Ama Hülya Hanım'ın kartı kutudan çıktığına göre belki de gönlümüzün kartı Hülya Hanım'ın destesinde olabilir. Desteği açabilir misiniz? Açık bir şekilde masaya yaymanızı istiyoruz sizden. Gerçekten ben de bu anı bekliyordum. 15 dakikadır elim terli. Açıyorum. Açın. Ne yapıyorum? İçinden... Açık bir şekilde. Açık bir şekilde. Yana doğru serin. Seriyorum. Evet. Bu işte. Evet. Bu mu? İmzalı kartı. Vallahi evet. Burada. Karo 3 mü o? Karo 3, evet. O zaman... Bakın. Demek ki... Tesadüfe bak. Tesadüfe bak. 2 seçmişim. 2-3. İste karo. O zaman... Suçlu bulundu. Ben mi? Biraz suçlu oldum. Tamam, neyse, biz Eser abiyi affediyoruz, evet. Sorun yok. Hemşeriyiz sonuçta ya. Ben... Yani. Huy. Kleptomani var bende. Alıyorum, çalıyorum. Yavaş yavaş gösterimizin sonuna geldik. Gösterimizi değişik bir şeyle sonlandırmak istiyoruz. Şimdi salonda bulunan tüm izleyicilerimiz... Televizyon başındaki tüm seyirciler... Ve sevgili jüri üyelerimiz. Ellerinizi aynı bizim yaptığımız gibi öne doğru uzatabilir misiniz? Şimdi ellerinizi terse doğru çevirin. Daha sonra bir elinizi diğer elinizin üzerine atın ve kenetleyin. Yalnız baş parmakları da birleştirmeyi, evet, unutmayın. Baş parmakları. Şimdi 3 dediğimizde bizim yaptığımızı yapmanızı istiyoruz. 1, 2, 3. Yapamadınız değil mi? Nasıl? Tamam, ellerinizi çözebilirsiniz. Olacak gibi gözükmüyor. Evet. Önemli olan sonuç. Yapamıyorum. Daha basit, daha kolayını yapalım. Evet. Ellerinizi tekrar öne doğru uzatın. Yalnız arkada amca yumruk şeklinde tutuyor. Buradan yalnız gözüküyor. Bence öyle değil. Bu şekilde. Şimdi ellerinizi birbirine vurmaya başlayın. Hızlanın. Sonra... Hızlanın. Teşekkürler. Çocuklar, yani yaşınıza göre çok büyük bir olaya soyunmuşsunuz. Altından kalktınız mı diye soruyorsanız bence kısmen kalktınız. Ama biraz fazla esinlenme var. Yani yeteneksizsinizin, biz bazen başlarında eskilerden nostalji yapıyoruz ya. Aha.
Biraz onun gibi oldu. Kıvanç abiyle Burak abi bu arada bize yardımcı oldu birazcık. O yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Evet. Yani yardımcı olma derken yardımcı olma. Aşırı benzemişsiniz onlara. Yani biraz hani genç arkadaşlarımız sanki ustalarını taklit ediyor gibi oldu. Seyrederken sıkıldın mı diye soruyorsanız da sıkıldım. Eser? Ben yani ikinizin enerjisini çok beğendim ve gösteri gerçekten uzundu. Yani daha kısa, daha kompakt böyle yapıp geçseydiniz final şakanız da çok güzeldi. Hani alkışlatmanız da çok güzeldi. İçeride bazı şakaları yani ya da numaraları oynarken oraları bazen bir kötü oynadınız. Hani evet. İşte balon şişiyor, senin kafada boş, bu da boş gibi. Hani bazı şakalar, hazırlıklı şaka yapmak çok zor bir şeydir sahnede. Hani kendiniz olarak ve oralarda bocaladınız. Ama ben ikinizin enerjisini çok beğendim. Bence böyle yani buradaki eleştiri göze alarak bir kere daha izlemek isterim sizi. Benim fikrim böyle. Ben açık açık söyleyeyim. Bence bir sene daha hazırlanıp öyle gelmeniz lazım. Ama iki arkadaşım evet derse tur geçersiniz. Ama bu yani ikinci tur performansı gibi gelmiyor bana. Genç arkadaşlarımızın yani bir okul içerisinde olabilecek güzel bir koreografiydi bence. Yani benim düşüncem o. Ben hayır diyorum. Ben bir kez daha görmek isterim sizi. Evet diyorum ben. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey var. Tamamen bugünü unutup bambaşka bir ikili olarak çıkmanız lazım buraya. Bir başkasının yapmamış olduğu şeylerle. Buna inanıyor musunuz? Buna güveniyor musunuz? Evet. Evet. Tabii ki evet diyeceksiniz. Ama bak bir tane bir kişiyi taklit ederken... Yakalarsam? Yakalarsam desem de kararsızım. Çünkü Acun'un söyledikleri... O zaman bir söz verelim. Acun'un söylediği en önemli şeylerden bir tanesi sıkıcı oluşuydu. Mesela o çok önemli bir şey. De o yüzden... Hanginizin annesi o? Yok anne değil, ablam. Ablam. Ablam mı? Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Anneler cesaret edemedi, sen mi cesaret ettin? Onlar çalışıyorlar, yine bana kaldı. Tamam. Yine bana kaldı, çok güzel. Ne güzel, abla kardeş. Acaba bambaşka olur musunuz? Salondaki evet sayısı bence hayırdan daha az. Hayır! Neye hayır? Şu an karıştı. Bursa! Bursa! Bursa'lı ya. Bursa'lı ya. Yani salonda da aslında size tepki var. Farkında mısınız? Şey olarak tepki derken yanlış anlamayın yani. Salon da size... Çileden çıktı salon. Salon evet demiyor aslında. Soralım tam. Evet diyenler alkışlasın. Evet diyen. Hayır diyenler alkışlasın. İçinden oh dedi. Hayır. Peki, evet diyorum. Teşekkürler. İki evet diyoruz. Feels like I'm going insane, yeah.
Tek başına dans eden biri olarak. İki kulağında küpe mi var? Güzel olmuş. Evet. Ben senin çok normal olduğunu düşünmüyorum. Çok yakışıyor. Teşekkür ederim. İyi bir dansçısın. Kesinlikle. Teşekkür ederim. İyi bir dansçısın. Tek başına olduğun halde çok beğendim. Bazı hareketlerini tekrarladın. Teşekkür ederim. O tekrarlamaların haricinde. Şu hareketten artık nefret ediyorum. Şu var ya bir tane. O ne öyle ya? Şimdi koreografi olarak... Sıkıldık artık ondan. Haklısınız. Koreografi olarak herkes bu hareketi yapıyor. Ama ben koreografi olarak yapıyorum. Hani mesela dönüyorum. Zaten o hareket artık çok sıkıcı. O hareketi bence hiçbir dansçı kullanmamalı diye karşımıza gelecek olan. Evet, değiştirebilirim. Diye düşünüyorum. Neyse, sonuçta gördüğümüz hareketlerin hepsi aynı ama kimine yakışıyor, kimine yakışmıyor. Evet. Sana yakışmış. Teşekkür ederim. Yani sen dansı seviyorsun belli. Ben evet. Beğendim. Teşekkür ederim. Şey olarak ben hakikaten Hülya'ya çok katılıyorum. Teşekkür Bazı ederim. Vücut var, dans çok yatkın oluyor. Evet. Fazla mı antrenman yaptın, çok mu çalıştın bilmiyorum. Ama senin vücudun hakikaten dansa çok yatkın. 7 yaşımdan beri dans ediyorum. Evet, o belli yani. Müzikle bir bütünleşme dediğimiz olayı yaşadık bence. Teşekkür Şarkıyla ederim. Şarkıyla beraber senin figürler o kadar uyumlu gitti ki Teşekkür bir ederim. Saniye bile sıkılmadım ben. Teşekkür ederim. Evet, yani sonuna kadar hiç kopmadık çünkü o senin verdiğin enerjiyle ilgili bir şey. Hep o müziğin ve ritmin içindeydin. Peki, oynamaya geçelim Eser. Bence yani yeni bir koreografini merak ediyorum senin. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ben de evet diyorum, üç teşekkür evet ederim, doğruyum. Teşekkür ederim. Çalıştığım yere Exit Tattoo ailesine buradan selam yolluyorum. Arkadaşlarıma da selam yolluyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar Bursa. Merhabalar. Tolga, Aslan, Bekir, Gülcan. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Acun abi. Nereden? İstanbul Sancaktepe. Yaşlar? 16. 16. Okullar? 10. sınıf. Aynı, Samandıra Endüstri Meslek Lisesi 10. sınıf. Aynı okul mu? Aynı okul. Aynı sınıf mı? Yok, geçen sene aynı sınıftı, şimdi ayrıldık bölümlere. Yine tamam. Inşallah. Okuldan iki arkadaşsınız. Evet. Bu yola baş koydunuz beraber. Evet. Ne yapacaksınız? Türkçe rap. Kendi parçamızı sizlerle paylaşacağız. İnşallah beğenirsiniz ikimizin. Beğeniyorlar mı okulda? Ya onlar zaten teşvik etti bizi buraya. Yani katılın. Desteklediler. Öyle, öyle yani. Mi? Öyle. Bütün okul arkanızda mı? Evet. Peki. Sizi biz de destekliyoruz. Buyurun. Ey, ey. Bursa, hadi eller havaya, hadi eli kaldır, ey, ey, eli kaldır, ey, hadi, ey, eli kaldır. Hadi şimdi, karanlığın düşman olur, aydınlığın senin dostun, arkandan koşanlar senin için yoruldu, buldum, susmadım, sarsılıp durdum, kuruldum, bir köşeye ağladım, gözyaşlarım mest etti güzelsin, imamla, sorgulandım yorulmadan, tepemden bakar ayım, eğri bükük makarayım. Susun artık sormayın, karalatmayın isminizi, ağzınız açık durmayın, yapıştırın cevapları çaresizce bakmayın. Kuş yıvası değildir hip hop, yanlış anladın, içindeki canavar ortaya çıkar hip hop sayesinde. Belki biraz romantik, belki biraz sertleşirsin, hip hop açığa çıkar içindeki küstahlığı yeniden. Hip hop seni yarı yolda bırakmaz, hip hop dünya durur o asla durmaz, hip hop doğru yoldur sapma sakın ha, hip hop bırakırsan gidersin bataklığa. Ömrün kısalır kalka yağı, savaşmaya devam et, al eline bir kitap ve sorunlara veda et, hip hop uğruna kendini az da olsa feda et, mutluluğu aramak kaldı gülümsemeyi hayal et, karın tokluğuna yaşamak mıydı hayır, bence para dünyanın kölesi olmalıydı, istediğim zaman bedenle vakiydi yarıştırdım, yendiğimi sanardım ama çoğunda yanılmışım, flowlarımın nerede olduğunu kendime sormalıydım ama yenilgi hiçbir zaman bir son olmamıştı. Hip hop seni yarı yolda bırakmaz, hip hop dünya durur o asla durmaz, hip hop doğru yoldur sapma sakın ha, hip hop bırakırsan gidersin bataklığa. Teşekkürler Bursa. Teşekkürler.
Yani çok değişik bir şarkı mı diyorsanız değişik bir şarkı değil. Ama çok iyi bir uyum var aranızda. Şarkıda rahatsız etmedi. Nakarat bölümü güzel. Yani böyle çok rap'i sevmeyen birisinin de dinleyebileceği bir şarkı yapmışsınız. Yani benim için önemli faktör, 16 yaşında mıydınız? 16. 16 yaşına göre sözler güzel yani. Sözlerin anlamı, mantığı falan güzeldi. Sevdiğiniz belli. Ne bileyim ben hani 16 yaş deyince kendi kızımla mukayese ediyorum. Şimdi diyorum böyle o yazsaydı nasıl düşünürdüm falan diye. Yani hala insanın çocuğu kendine küçük gibi gelir ya. Aynen o duyguları ben de yaşıyorum çok doğal olarak. Aynı yaştasınız ve bu bir kabiliyet mesela. O çok önemli. Ben o kıyaslamayı da yapıyorum. Fena değil yani. Çok mu beğendim? Teşekkürler. Teşekkürler. Eser? Ben de ikinizin enerjisini çok... Ben mesela hip hop müzik dinleyicisi değilim. Ama sizi sıkılmadan izledim. Bence bu çok önemli bir kriter. İkinizin enerjisi çok uyumlu. Peki oylama içelim Eser. Ben evet diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl evet olduğunu gör yani. Çıkarsanız evet yani. Anladım abi. Bir şeylere ihtiyaç var bence. Bendeki de wow. Evet olacak evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de evet diyorum, üç evetle oluyoruz. Teşekkürler Bursa. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Bursa. This is Sabunus Production. Raw, blood on my paws. Big booty chick, back a nigga to the wall. Never get involved, murder every bar. Shit so illegal, need a green card. Different cars, different from y'all. I work hard, you work at the mall. Pass a bitch off like my nigga John Wall. Fuck her in the dark, give me the light, Sean Paul. Yeah. Kano! Fat me in school! Let's go! Which one on a count sit puddle? Not just bones, pun your rhythm right there. Free bump chicks, Asian white blair. Why go on busy, come and go scoop fair. The one know which one on them. One do the bojo, big it up. Y'all admit about it, right? Skin tight. Spring out of that bounce like Cadillac. Who wine better than that? See, I know how we come out. 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 I wake up early in the morning. Hop up in the room and wave to them haters like what's up. Say what's up. See, you might have to yell cause my music loud as hell and I can't hear nothing over my truck because I got the speakers going hammer. Bammer, bammer, bammer. Speakers going hammer. Bammer, bammer, bammer. Speakers going hammer. Bammer, bammer, bammer. Happy boy. Speakers going hammer. Bammer, bammer, bammer. Yeah, speakers going hammer. Bammer, bammer. Boom, boom. Red and black Bugatti. Got it. Boom, boom. Zoom, zoom, zoom. I be rolling round, round town making noise. Top the screw music. Coming down on them boys. Hey, 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 hey. And you don't wanna see what's going on in that trunk. What's in the trunk? A couple speakers in that chopper make it proper. When them coppers wanna stop her and unlock her until they see all them boppers in the back.
Taner Ömer Harun, Bekir Yüksel Emre, Ümran Emre Mateo, Gülfem Yeliz Hasan. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar, ben sizi çok beğeniyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Başarılı buluyorum. Teşekkürler. Azimle hala en iyi şekilde dans edip, azimle hala aynı grubu koruyup buraya gelmenizi ayrıca takdir ediyorum. Çok sağ olun. Kıbrıs'tan geldiniz değil mi? Sen özellikle çok bu işi severek sarılmışsın. O da benim hoşuma gidiyor. Ben sizi çok beğeniyorum. Çok sağ olun. Yani dans kabiliyetiniz, birlikteliğiniz ve enerjinizin salonda daha fazla alkış alması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu, bu problemi neden olduğunu bilmiyorum. Çünkü her şeyi iyi yapıyorsunuz ama seyirci ne yaptılar dedirtecek şeyleriniz yok koreografilerde. Herhalde seyirciyle aramızdaki diyaloğu daha iyi kurmaya çalıştık ama pek bir şey olmadı. Müzikler mi yani? Evet, müzikler çünkü çok popüler değildi yani. Yani şarkılar Türkiye'de popüler olan şarkılar değil. Değil. Seyirci de o yüzden müzik yakalayamadı yani. Temposu da mı acaba? Evet, evet. Müzik temposu. Evet, o fark ediyor çünkü. Yani koreografi ve müzik harika olduğunda buraya ayağı kaldırabileceğinizi de düşünüyorum bu arada yani onu. İkinci tur arada olur, merak etme. Olur yani. Peki zaten geçen sefer de ikinci turu da seyirciden geçememişler. Ne? Yani seyirci geçemiyorlar bu arada. Kaliteliler ama. Peki oylama içelim. Eser? Yani bir koreografiyle daha izlemek isterim ben. Evet diyorum. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Ben de evet diyorum. Üç evetli oluyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yalnızlıklar hep böyle başlar. Asla susmaz kalbi kırık sevdalılar. Ettiğin yeminlerde bırakıp gitmek yoktu. Yürüdüğümüz yollarda İzlerimiz çoktu, ayrılık ikimize çok uzaktı. Dört duvar var, inim inim inleyecek. İçimdeki çocuk hiçbir zaman gülmeyecek. Günahlar var, ileride ödenecek. Bilirim ya, derler yüreğini kirletecek. Bedenine başka izler yerleşecek. Hiçbir adam benim gibi sevmeyecek. Git yandım, hiçbir zaman sönmeyecek. Bu hazin sonbahar bir daha geçmeyecek. Git, git. Gideceksin. Teşekkür ederim, sağ olun. Kubilay Baran, Yekta, Metin Mert. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Diyarbakır. Ne iş yapıyorsunuz? Konservatuvar 4. sınıf öğrencileriyiz. Sizin beste miydi? Benim. Söz müzik bana ait. Yani profesyonel yapılmış bir şarkı gibi. Ben şeye çok benzettim. Ses olarak değil ama tavır, genel anlamda Emre Altuğ
Hiç benzetmişler miydi daha önce sizi? Ben çok benzettim. Belki de hani bu el hareketleri bir şey benzedi ama ne benzedi? Ya heyecandan ne yapacağımı hakikaten yok yok bence birazcık benzedi. Biraz hafif bilinçaltı, bir Emre Altuğ şarkı da zaten biraz onun tarzı gibi. Evet. Değil mi? Bilmiyorum size öyle geldi mi? Bana hiç benzemiyor bence Emre Altuğ'yla. Yani hiç, sana mı? Yani bence hiç Emre Altuğ'ya benzetmedim ben. Eser'e benzetiyorlar beni normalde. Ya Emre Altuğ'a göre mesela fazla dekolte buldum ben seni. O mesela... Ben açık unutmuşum. Onu açık mı unuttum bilerek mi yaptım? Ben çok ya merak bilmiyorum kararsız kaldım. Ya çünkü ben şarkıyı gitsin. Dinleyemedim bir ara. Bayağı daldım. Eyvah! daldım gittim. Yani? Bir de yan duruyor ya. Hayır yani sesi de güzel falan. Bir de bir el hareketi bulmuş. Özellikle oraya açıyormuş. Böyle sürekli çok gözüktü abi ya. Ben de onu dedim hani bir el hareketleri bir şeyler. O işte. Gerçi o anlamda benzetmemiştim ben. Başka yani genel anlamda bir hava var. Çok teşekkür ederim. Yanılmadığımı düşünüyorum inşallah diye düşünüyorum. Çünkü... Siz ne derseniz o. Yok öyle bir şey yok. Niye biz ne dersek o? Öyle genelde bir şey. Hülya ne derse o değildir yani. Bazen. Genelde fazla oldu. Bir de küçük bir şey söyleyebilir miyim izninizle? Evet. Şimdi biz çok kararsız kaldık. Birkaç şarkı arasından bir seçim yapmak zorundaydık. Hareketli şarkılarım da vardı ama... özellikle slow seçmemin sebebi bir duygu paylaşımı ya da sizin en azından duygunuzu yakalayabilmekti amaç. Yani bunu bir ilk etap şarkısı olarak düşünün istiyorum. Çünkü olur da biz bu turu geçebilirsek çok iyi şarkılar hazırladık ve çok iyi bir orkestrasyonla hani. Arkadaki arkadaşlardan biriyle küs müsünüz? Biraz kırgınız. Hayır, hayır herhangi birine. Mavi bile. Gömlekli biraz. Sağdan iki, sen evet. Senin tadın yok bugün galiba pek. Sen de öbür. Çok tadın yok gibi. Ya. İyiyim. Severek geldin değil mi? Tabii. Ya Acun abi, çaldığı enstrümandan kaynaklanan bir... Çünkü ya sizin konservatuvarda ritim mi eğitimi alıyorsunuz? Çünkü hani gitarın bir piyasası var abi. Klarnet de iyi ama i̇şte hani sahilde sıkı... Nasıl gidiyor? Yani onun var mı yani? Eğitimi mi? Mesela ortamlarda işe yarıyor mu onu? Yok. Hiç yok. Merhaba ben ne çalıyorum bak sıkı sıkı falan. Ama o bence başka bir şeylerde çalıyordur değil mi? Ritim konusunda uzmansındır herhalde değil mi? Yani o, sanki uzmanlığın son noktası olması lazım o enstrüman. Yok öyle... daha yeniyim. Sen de gel bunu mu çal dediler? Öyle. Güzel bir müzik çıkmış ama ben müziği beğendim. Ben çok beğendim. Ama klarnet çok... keyifliydi. Bir ara bir solo vardı. Böyleyken bir anda başımı kaldırmak ihtiyacı hissettim. Tebrik yani ederim. Size beğendirebildiysek ne mutlu bize. Kubilay da tek tek arkadaşlarını tanıtıyor bize. Kubilay hepsini sevdik. Değerli arkadaşlar gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Bize de gönül vermişler. Sen nasıl buldun? Ben özellikle kendi besteniz olması çok doğru bir seçim olmuş. Aslında çok evet. Zordur. Yeteneksizsiniz de çünkü... Kendi bestesi demek... Sevdirmek zor. Evet, 2-0 mağlup başlarsın. Duyulmamış bir şarkı evet. Sonuçta. Evet, arkadaşlarım bana güvendiler. Ve hakikaten bu kadar yol geldiler. Ben sizlerin de önünde onlara bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü günümüzde bence en büyük yetenek... ...yürekten insanların birbirine inanması ve destek vermesi. Böyle düşünüyorum. Peki, oynamaya geçelim. Eser? Ben... Çok beğendim ama ya abi genç adamsınız işte üniversite okuyorsunuz falan yürekten birbirine inanmaları falan filan hani ya burada dekolte yapmışsın daha şey yani daha rahat ol abi ya hani yürekten inanalım falan. Biraz rahatladım. He, rahatla yani ya kibar bir insansın çok da yakışıyor kibarlık ama çok sağ olun. Hiç yani yürekten falan. Hiç inanmıyorum size. ben tebrik ediyorum çok beğendim. Çok sağ olun. Çok ben evet diyorum abi. Acun haklısın. O çocukta bir duruşunda bir bozukluk var. Yok yani belki... Hiç memnun değil hayatından. Gerginken yüzü öyle duruyordur. Bir sıkıntı yok. Sana öyle geliyor. Bir bak aynaya. Ya, gülmediğim zamanlar suratım düşük oluyor. Hep gülüyor. Bir gülsene. Ben de evet diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de evet diyorum, bir şey evetle uğurluyoruz. Sağ olun. Sağ olun.
Hayret. Umut hoş geldin. Hoş buldum. Kaç yaşındasın? 17. 17. Öğrencisin. Evet. Başarılısın. Evet. Peki ne yapacaksın bu akşam? Beatbox. Tamam. Teşekkür ederim. Daha doğrusu neden beğendim? Farklı bir şey yaptığından çok, çok net duydum sesleri. Bir şey söyleyebilir miyim? Normalde beatboxçıların geneli, yani dünya çapında sadece bir iki kişi, ben de içinde dahil, ama kendimi övmek gibi olmasın da, şey, beatleri keserek yapıyorlar da, ben beatleri kesmeden yapmayı öğrendim. 6 senedir yapıyorum, 3 senedir sadece ona çalışmıştım. O ve ne demek? Bunu başardım. Beatleri mesela şöyle göstereyim. Yaparak kesiyorlar mesela. Ha. Ha. Evet. Beğendim. Bravo. Ama ben kendim de tebrik ediyorum. Çünkü güzel. Neden beğenmişimi öğrendim. Hayır, fark. Evet, fark etmiş olmam önemli diye düşünüyorum. Bravo Hülya. Biz de tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ediyorum. Yani sana bu konudaki kaynağımız yarışmacı yani. Yarışmacı ben farklıyım diyor. Hülya da kendini tebrik ediyor. Hayır ben garip bir durum var yani. Ben önce fark ettiğimi anlattım. Tamam. O da tabii ki ben o farklıyım da dedi. Ama bir şeyi bak bir şeyi yapıyormuş. Sonradan öğrenmiş. Doğru söylüyorsun. Nefes alıp dinlenme mi oluyordu o? Gibi. Gibi. Kandırmaca mı oluyor ya, azıcık? Beatboxçılar keserek yapıyor. Nefes alıyorlar hem de look'u vuramıyorlar o. Benim vurduğumu vuramıyorlar. Dünyada sadece iki kişi vurabiliyor. Üst üste kimse vuramaz onu. Bir şey var işte fark ettim. Ve, farklılık var. Yani senden dünyada iki kişi var, onu mu istiyorsun? Öyle diyor. Yok o kadar. Umut değil. Önünü açık bulduğunda acaba 30 metreden kaleye mi vuruyorsun? En iyi beatboxçım demiyor ama. Bunu arada nefes almadan üst üste vuran kişilerden biriyim diyor. Bu Umut'un iddiası. O olabilir. Yani herhalde... Yani başka birine sormak lazım bu konuyu. Ve ikinci turda inşallah çıkarsam dünya rekoru deneyeceğim. Beat'le birlikte 7 ses. 7 ses. Peki Eser sen? Ya gerçekten de fark yarattığın için ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Hülya? Evet. Ben de evet diyorum. Tamam. 3 evetle uğurluyoruz. İyi akşamlar Bursa. Ha ha ha.
Salih, Salih bizlerle birlikte. Salih zor bir şey yapacak. Çok zor bir şey yapacak. Sen söyle. Ben stand-up yapacağım. Stand-up yapacak. Ama İnşallah, enteresan. Hikayeleri çok güzel. Güzel hikaye, bizden hikayeler ve böyle gayet rahat. Yani sahnede hiç görmediğim kadar rahat insanlardan. Yok, estağfurullah. Yani şimdi ben amatör tiyatroyla uğraşıyorum. Ha, oradan geliyor. Kuliste dedi arkadaşlar sen sahneye alışıksın dedim. Ben sahneye alışayım, Hülya Avşar'a alışık değilim. Ondan heyecanlıyım yani. Oğlum gözlerin içine bakma. Yok bakma. Bakma. Yani mümkün mertebe bakma. Yani daha böyle kafa üstünden seyircilere doğru, arka tarafa doğru bak. Ümit ediyorum. Bekliyoruz. Biz gülmeye hazırız. Sen de bizi güldür o zaman. İnşallah. Ha! Hadi bak. Merhabalar. Merhaba Cuna. Salih Acar. Evet benim. Salih hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. Ne iş yapıyorsun? Tiyatroyla uğraşıyorum. Tiyatro. Uzun yıllardır hala amatör. Öyle mi? Bu akşam? Stand-up yapacağım. Zor bir dal. Çok zor. Geçen sene çıta bayağı yükseldi biliyorum. Evet. Nacizane yapabildiğimiz kadar. Ben çok heyecanlandım. Gerçi annemin okunmuş şekeri de yanımda ama. Yok bana pek başarı getirdiği söylenemez aslında. Benim problemim okunmuş şekerle değil. Okunmuş küp şekerle. Hayır hiç gideri yok. Kestane şekerini okuduğunda ben mi yemedim anne? Maliyetten kaçıyor. Abi çok çok küçük yaşlarda karar verdim stand-up yapmaya. Öğretmenimin önerisiyle. Muhtemelen bu salondaki herkese de önerdi. Ben ciddiye aldım. Henüz birinci sınıfın ikinci yarısındayım. Öğretmen böyle yaptı. Aramızda konuşuyoruz, gülüyoruz. Ya da çocuğum, Salih kalk dedi. Kalkmama gibi şansın yok. Kalktım. Dedi komik bir şey varsa dedi herkese söyle dedi. Bir de tokat indirdi. O gün anladım ki komik bir şey varsa içimde tutmamam gerekiyor. Kızdım o yaşta nereden öğrendiysem abi böyle bir not yazmışım böyle kağıda. Verdim öğretmene artık ayıp bir şey mi anlamadım. Bir o kısmını hatırlamıyorum böyle yaptı. Yarın dedi annen buraya gelecek o güzelim öğretmenin tipi bir görseniz. Öbür gün annem geldi aldı kağıdı böyle yaptı. Hanım hanım dedi. Sen ne biçim çocuk yetiştiriyorsun? Allah aşkına neler yazmış dedi. Annem aldı kağıdı okudu annemin tepki bu. Aslan oğlum benim okumayı mı öğrenmiş dedi. Hayır anneme ne gülüyorsun bana kız. Ben okumayı o kadar geç öğrendim ki. Okumayı öğrenen herkese kurdele taktılar bana çeyrek altın taktılar abi. Annem hep benim arkamda durdu gerçekten. Çünkü ben onun üç kızdan sonra doğan aslan oğluyum. Belki şanslı diyorsunuz. Üç abla, bir anne, dört kadınla beraber yaşamak çok şanslı bir durum değil. Ağda yapmadıysam şansıma yani. Küpeyle kurtuldum. Evde küçük eşya kullanımında da problem var. Bütün arkadaşlarım dolabında Adrian Lima, Rihanna posteri. Benimkinde Eser Yeneller. Müthiş bir sorumluluk. Üç abla, bir anne bunlarla beraber yaşıyorsunuz. Ve benim annem dünya tatlısı. Anlatıyorum böyle hep kızıyor bana. Kendisi gelmedi Acun abi. Çok istedim. Finale gelecekmiş. Annem kare. Birebir. Adile Naşik. Dünya tatlısı. Bizim evin en uzunu benim düşün. Annem beni Selvi Boylum diye sevdi. Ne gülüyorsun ben inandım. Ne zaman? Ta ki lisede bir kıza aşık olana kadar. Kızın göğüs kafesindeyim. Yine bir gün yalnızım. Ki ekseriyette yalnızım. Şimdi yeni bir sevgili benim için risk abi. Benden kısasını bulacaksın, sevgilisi olmayacak. İç güzelliğine önem verecek. Teklifini kabul edecek. Maddi, manevi ve zaman kaybı. Ne yaptım eski sevgilim saniyeye döneyim dedim. Tabii, ulan mesaj atacağım edebiyat yok. Aklıma bir şarkı geldi. Bilir misiniz yalından bir tek sen eksiksin. Her şeyim tamam. Eski sevgiliye ne güzel yazılır değil mi? Hep beraber dinleyelim mi lütfen? Elleri görebilir miyim? Rica ediyorum. Her şeyim tamam. Bir oda. Çocuğa. Yok ben sensiz. Karışamam. Arkadaşlar ben de bu umutlarla dinledim. Sonra baştan dinledim mesaj atmak için. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Allah aşkına dinle. Yaşlanmışsın görmeyeli. Şişmanlamışsın evlendin mi kaç kere.
Lan bir kadına bu denir mi? Hadi dedin o kadın sana döner mi? Birazdan aynı kadına bir tek sen eksiksin diyorsun. Ne eksik abi hayatında? Birkaç kere evlenmiş, şişman, yaşlı bir kadın. Egonu mu tatmin edeceğim? En iyi ihtimalle diyor ya, ben sensiz çoluk çocuğa karışamam. Şimdiki kadınlar fiziği bozulmasın diye çocuk yapmıyor ya. Dedi hazır bozulmuşu var. Niyeti açıkça belli olan şarkılar vardır, çok severim. İçi dışı bir abi, yargılamam yani. 90'lı yıllara damgasını vurmuş. Bilenler var mı? Pantolonunu çok sevdim, çıkar onu bebeğim. Hadi gel bize gidelim. İçi dışı bir eleştirmem ama yine bir sıkıntı var. Arkadaşlar, dedim ya şarkılarla ilgili bir sürü şakalar var. Ben hiç yorum yapmadan bir tane daha dinletmek istiyorum yani. Müziği ve sözü çelişen şarkılar. Allah aşkına dinle, yorum yok. Ben hareketli şarkı söyleyemiyorum. Açık saçık kendimi anlatamıyorum. İçime kapanıp doğmuşum. Tamam. Abi şarkı hareketli. Şimdi annemden böyle çok bahsediyorum ya stand-up'ta. Babam çok kıskanıyor. Diyor benden ne bahsetmiyorsun? Adamın anlatılacak hiçbir şey yok arkadaş. Çünkü gerçekten yok. Neden yok abi? Adam televizyon izlemez hiçbir şey. Cumhurbaşkanını sorsan bilmez, bir tek at yarışı. Atların koçlar, atların burçlarının yükselenine kadar biliyor adam. Dedim ya hiçbir şey izlemiyor. Annem beni böyle dualarla uğurluyor. Ay diyor inşallah Hülya hayıra basar. Dedim anne ne diyorsun, ağzını hayır aç. Yok yok, o çocuğa bastı yürüdü. Öyle diyor. Babam da diyor ki baba dedim ben dedim Acun abinin dedim programına gidiyorum dedim. Babam dedi ki Hamdi Bey'le iyi geçin dedi. Ya da kutuna git dedi. Çok teşekkürler, sağ olun. Eser tabii ki önce. Benden. Direkt empati kurdum şimdi. Çünkü ben de iki abla bir anneyle büyüdüm. Hani üç ablan olması, hani ailenin yapısıyla ilgili direkt empati kurabildim. Yani biraz daha oradan daha özgün i̇kinci şakalar... İkinci tur için düşündüm ben onları Eser. İkinci tur için düşündüm. İşte birinci turda ama yani ya ben hissettim yani. Özgün tespitler var sende. Kesin. Ama burada şarkı... geyikleri bence özgündü, iyiydi yani. Onun yani bayağı bir fikir bulmuşsun orada, onu çok beğendim. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben bir enerji gördüm. Bir şey var bence. Önceki turlar için iyi şeyler çıkabilir. Hülya? Ben de şarkı konusunu gerçekten aslında daha iyi değerlendirebilseydin. Yani konular güzel, bitiş kısmında bir hata var gibi geliyor. Yani bitiriş, o hani çok önemlidir ya, alkış alma noktası. Orada bir yutuyorsun sanki. Yumruk atamıyorsun, evet. Yani orada bir problem var. Şimdi burası da tabii okul değil. Kesinlikle. Yani burada biz bir şeyler, tecrübelerimize dayalı bir şeyler söylüyoruz ama eğitmek için burada değiliz. Senin bize bir şeyler vermiş olman lazımdı ki biz de burada gülelim. Ama tabii ki ışık var, yok değil. De işte burası okul değil. Bir orada hani gidip geliyorum şu anda, bilemedim. Yani bence çok güzel iki yorum geldi. Bu kadar zor bir dalda olduğun için ben kredi veriyorum sana. Çok teşekkür ederim. Ben evet diyorum. Anneni kırmayayım diyorum. Ben toparlanacak çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Bunları bir araya getirmen çok uzun zaman alacak diye düşünüyorum. Yani bir vücut dilinde de eksikler olduğunu görüyorum. Açıkçası eksikler çok. Ben hayır diyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yine ben de o duruma düştüm. Abi eksiklikleri ben katılıyorum tamamıyla hani Hülya'nın dediklerine. Hülya demeye alışıyorum yavaş yavaş. Ya, çok, tabii artık ki. Alışıyorum. Tabii ki. Çok katılıyorum. Ee,
Abi önümüzdeki turda inşallah bu kadar ceza sahasını atak yakalamışken şu golleri atmanı sana rica i̇nşallah, ederek... İnşallah ben de size evet söz veriyorum. Ben, çok teşekkür. Önümüzdeki tur forvet oynayacağım. Killer bitch, all up on my paper. One hand on my yap, screaming finger fucker hater. Two hands on my lap, two bitches ass naked. 300 on the drop. Crazy, lovely in the party, and the party getting faded. Already fucked up, I don't know how I made it. And I'ma need a driver, cause I drive intoxicated. A nigga can't tame me, two ladies entertain me. Put my money out, now the club raining. Lemonade's a rock, now my face changing. Looking like cable as I'm standing on the table, man. I wish a nigga would like a tree in this bitch. Wish a nigga would like a tree in this bitch. Wish a nigga would like a tree in this bitch. We in this bitch, we in this bitch. Take off those heels, lay on my bed. Whisper dirty secrets while I'm pulling on your hair. Poison in our veins, but we don't even care. Candles dripping on your body, baby, this ain't truth or dare. Leave us fucking running, feel the heat between us two. I'm gonna ride, I'm gonna ride, I'm gonna ride, I'm gonna ride. On you, baby, on you, lady. Feel that love and getting weak all in your knees. Kiss your body from the tip top all the way down to your feet. Whoa, and we can go slow. Yeah, we can go slow. Oh, 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 oh. Koray Kanarya, Sergen Şevik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Edirne'den. Yaşlar? 19, 16. Adının Sergen olmasının Sergen'le alakası var mı? Evet, büyük emni. Babam Beşiktaşlı galiba. Evet. Peki, öğrencisiniz. Öğrencisiz. Beraber nasıl buluştunuz, dans ediyorsunuz? Edirne hayır, küçük yer. Yani. Dolayısıyla herkes birbirini tanıyor. Öyle yani. Hayır, onu tahmin ettim de grup olma fikri böyle. Ya yaklaşık bir iki yıl mı oldu? Bir buçuk iki yıldan beri birlikte dans birlikte ediyoruz. Birlikte dans ediyoruz. Bu sene katılalım dedik. Yani ben hakikaten şaşırdım. Çok estetik, çok başarılı bir ikilisiniz. Teşekkür ederiz. Yani etkilediniz. Dansa gönül verdiğiniz zaten her hareketinizden belli. Bazı çalışsa da bir şey olmaz. Sizde, yani ikinizde de çok iyi performans gördüm ki Sergen bayağı iyiydi. Hüca? Her şeyiyle çok beğendim. Teşekkür ederim. Kusur bulamıyorum size yani şu an, evet. Teşekkürler. Tebrik ederim. Aa, ikinizin de saçına sağlık diyorum öncelikle. gerçekten de özellikle kimdi? Sergen. Sergen. Saçına dans çok yakışıyor. Yani özel bir de oturduğunda bir kafa hareketi var. Sana ait galiba yani. Sen bulmuşsun gibi böyle bir... Sadece kafanın yaptığın bir hareket var ya o başta. Onu yapabilir misin bir daha? Ha, ya
Çok yakışıyor bu hareket sana. Ondan bol bol istiyoruz. Bere düştü bir ara. Bir tadın düştü, kaçtı senin. Hep düşüyor. Hep düşüyor. Tutamıyorum. Hani bir karizmatik başlarken birden düşüyor. Bir tadın kaçtı gibi geldi bana. Bir şey mi oldu sahnede? Yok yani, hayır, öyle bir şey göstereyim dedim. Yok yok, giderken böyle yaptın. Ben onu gördüm de. Bir yanlış bir şey mi oldu koreografide? Olayın senaryosu o. Hani nasıl? Benim Sergen müziği değiştiriyor. Yani. Anladın. Son ana kadar oynadın yani. Tek kulisten çıkarken böyle yaptın. Kızıyorum falan işte ona. Bu da işte hiç rolden çıkmadığını gösteriyor. O yüzden çok katılıyorum Hülya Hanım'a, Hülya'ya, Hülya'cıma. alışacağım. Çok katılıyorum. Hiç çıkmadan rolünüzü de çok güzel oynadınız. Sadece dans etmediniz. Tebrik ediyorum ben de. Teşekkür ederiz. Peki oylamaya geçiyoruz. Sergen, pardon Sergen. Evet. Sergen Gence. Çok beğendim. Evet. Hayır diyorum o zaman. Sergen abi. Yok, ben Sergen abinin taklidini yapmak için söyledim öyle. Ben çok beğendim ve beğendiğim için de hayır diyorum. Evet diyorum. Evet. Teşekkürler. Yıldız devletimi veriyorum. Ben de evet diyorum. 3 evetle oluyoruz. Başarılar. Teşekkür ederiz. Cihan, Melih, Murat, Ebru, Sabri, Hasan. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Acun Bey, Görükle, Gemlik, Ataevler, Bursalıyız biz. Peki ne iş yapıyoruz? Öğrenciyiz. Çok güzel. Dans edeceğiz. Evet. Çeşitli dans türlerini tek bir kurguda buluşturduk. İnşallah kendi arkadaşlarımızın, büyüklerimizin önünde güzel olur. Buyurun, sizi bekliyoruz. Teşekkürler. Siz grubun liderisiniz değil mi? İsminiz? Cihan. Cihan sizin. Müthiştiniz ya. Çok sağ olun. Ben müthiş buldum ya.
Yani hani ben normal dans gösterisi gidip izleme falan filan öyle bir hani dans tutkunluğum da yoktur ama sen özellikle inanılmaz yakışıyorsun sahneye ki yapılı da bir adamsın, yakışmaman lazım normalde yani yapamaman lazım. Nasıl yakıştırıyorsun salsa, bachata, çaçata hepsine girdin ve üstesinden de geldin. Ekip olarak da şahaneydiniz. Vallahi bir Bursalı olarak da gurur duydum. Çok sağ olun. Biz de size gurur duyuyoruz. Teşekkürler. Peki oyuna geçelim. Eser? Evet diyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben de evet diyorum. Üç evet oluyor. Teşekkürler Bursa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Samsun. Peki, ne iş yapıyorsun? Mesleğim terzi. Sen profesyonel yapıyor musun bu işi? Profesyonel yapıyorum da. Çocukluğumdan beri hani böyle düğünlerde olsun, çoğu yerde böyle sahne almıştım var. Hmm, belli çünkü yani hareketlerinden, tavrından belli. Teşekkür ederim. Yani şarkıyı kötü söylemedin. Üstelik de şey değil. Detone de olmadın. Teşekkür ederim. De bu nereye gider onu bir türlü bulamadım. Kıyafeti sen mi seçtin böyle çıkayım yeteneksizsinize? Ya vallahi çok yine değişik. Onu özel anlatırım ben özel size. Özel mi? Kuliste buluşalım mı konu için? Ne diyorsun? Anlat bir, ne kadar özel bakalım merak ettim. Nasıl karar verdin? Ya nasıl diyeyim şimdi tişört giydim. Dediler uzun kollu giy daha iyi olur falan. Ondan sonra önümü kapatıyorum. Birisi önünü aç diyor, birisi kapat diyor. Ben de kararsız kaldım. En sonunda açık geldim bu şekilde. He. Komple. İyi bari içine beyaz tişörtü giymişsin. Onu da giymeme ihtimali mi var? O atlet öyle bu şekilde. Tişört mü? Atlet hocam bey. Atlet. Sen başkalarına çok uymaz dedin. Kendin giysen daha iyiydi. Biri bir şey demiş. Sen her denileni yapmışsın bence şu anda. Aynen o şekilde oldu. Oylama geçelim. Ben çok yeterli bulmuyorum. Çok iyi bir arkadaşımızsın. Ama yani bizim yarışma için çok yeterli bulmuyorum. Ben hayır diyorum sana. Teşekkür ederim. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Ya bence yani yarışmada yeteneksizsiniz de ilerleyebilmek için yani benim kriterime geçmek için en azından kendi besteni söyleseydin olabilirdi. Kendi bestemi düşündüm de şimdi hani nefesden ziyade. Var mı bestelerin kendi bestelerin grup olarak?
Ya ben, bana yeteneksizsiniz için... İsterseniz okuyabilirim yani, var yanımda da. Yani son bir oku çok kısa ama böyle. Bir 15-20 saniye oku. Nakaratını... Uzakta dursam sadece baksam, kapatmasan yüzüme kapıları. İki günde soğuyan bir sen oldun, boş verdim bütün anılarımı. Bakarsın bir gün karşılaşırız ama benden bekleme bir sevgi. Anlatamadım hiç kendimi sana, bir de oturuyorum bağlı ellerim. Vallahi aldın, aldın götürdün be vallahi. Ben bunu dinleseydim daha önce daha çabuk evet derdim. Evet. Ben de hayır diyecektim. Besteni sıcak buldum. Ben de evet diyorum. Çok teşekkür ederim. İki evetle oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ateş dansı. Ya yakmayacaksın değil mi bizi? Yakacağım. Aman gene yanacağız. Şey şimdi böyle sahnede döndürerek bir şeyler yapıyorsun değil mi bunlardan? Aynen, aynı zamanda Semazen var ama ileriki turlarda düşünüyorum. Nefis, nefis. Dansı. Biraz böyle bildiğimiz bu ateş dansında biraz daha hızlısın galiba, doğru mu? Hızlı değil de biraz daha oturaklı. Hız da var aslında ama ilk turda belki hız olabilir. Diğerlerinde biraz daha. Sonucu yanıldı. Peki çok başarılar diliyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum. Seni izliyoruz. Sahne senin. Buyur. Yakma, ortalığı yakma. Yakma, aman yakma. Mehmet Kandemir. Evet. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk, merhabalar. Nereden geliyorsun? Ankara. Hülya? Mehmet, önce çok sıkıldım hep. Aynı hareketi yaptın. Sonra iyi ki eser basmadı ki bir iki tane gerçekten hoş. Zaten seyirci de alkışladı. Gördüm bir iki şey ama tabii bizim 5 senedir, işte 5. senemiz bu. O kadar çok ateş oyunları gördük ki, gördüm, çok evet, farklı çok şeyler gördüm. Gördük. Hani bir tane farklı bir şey istedim, aradım açıkçası. Valla benim ilk ateş deneyim gösterisiydi izlediğim, yani burada özellikle. O yüzden benim için çok özelsin. Yani... Teşekkür ederim. İlk ateş gösterimsin. Koreografide
sonradan Allah'tan o numaralar vardı ki hem söndürme olsun hem burada gezdirme olsun mesela. Onlar yeniydi. Keşke onları biraz daha öne alıp gösteri biraz kıssaydın. Daha işte iyi olurdu. Yani bir, bayağı bir aceleye geldi koreografi açıkçası. Bugün bu parçayla bir prova da aldım. Bir de şimdi aldım. Ben de çok kararsızım. O kadar bizi ortada bıraktın ki bence hani salondan alkış almak benim için çok önemli. Evet. Hani biz biraz da her zaman söylüyorum seyirciyi temsil eden bir üçlüyüz. Hani salon burada bir alkış koyduysa, beğendiyse ki onu hissettim ben son bölümünü. İlk bölümünde alkış yoktu. Zaten biz de sıkılmıştık. Hani öyle bir koreografi değişikliğiyle ikinci tura yenilikler getirir mi bilmiyorum yani. Neyse ben kısacası evet diyeyim de ben evet diyorum. Yani çarpıya da basıp evet dediğim herhalde ikinci yarışmacı filandır hayatımda. Evet, ama evet. Sona doğru da çok toparladın yani doğru. Sona doğru, doğru toparladı evet. Teşekkürler. Evet. Ben de çarpıya basanlar evet diyorsa hayır diyorum ve seni... Hayır diyorum. Öyle mi? Evet. Peki iki evetle oluyoruz. Merhaba. Merhaba. Geçen sezon gelmişti bu hanımefendi ve muhteşem şeyler yapmıştı. Hepimizin aklını başından aldı. Beni sahnede bayılttı. Ne yaptı da bayılttı? Plastik makyaj. Plastik makyaj. Bugün yanımızda beyefendi var. Ona bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Aynı zamanda. Aynı zamanda yani isim? Barış. Barış Bey'e de saygılar, sevgiler. Barış'ın gözünü çıkartacağım bugün. Ya. Değerli izleyenler az sonra Barış'ın gözü çıkacak. Tabii ki de makyaj olarak. Şöyle geçelim. Merhabalar. Ayşegül Özen. Evet, Ayşegül Özen. Ayşegül Barış. Hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Burada Ayşegül yazıyor. Yanındaki kim? Barış Karakurum. Yeğenim kendisi. Yeğenin. Evet. Uzamış bayağı yeğenin. Daha önce bayandı yeğenim. Bu da abisi oluyor. Aile şirketi gibi çalışıyoruz. Ya maliyeti düşük olduğu için iyi oluyor yani. Hayır, hayır. Daha önce bayandı deyince. Aa pardon, pot kırdım. Hayır, biz geçen turdan, ben de diyordum acaba ne pot kıracağım diye, bayağı güzel bir pot kırdım. geçen yarışmacıyız biz, geçen turdan. Yabancı değilsiniz yani. Değiliz, evet evet. Yabancı. Yine Bursa'daydı ilk elememiz. Çok güzel bir evet, show yapmıştın. Evet. İkinci turda sen apayrı bir şey denedin. Yanlış yola girdiniz hakkınla, dediniz. Hakkınla eğlendin. Evet, bugün doğru yola girmeyi deneyeceğiz bakalım. İnşallah. Siz kilo mu aldınız? Saçlarımı topladım, ondan olabilir mi? Ya da küçük bir operasyon geçirdim. 1,5 ay kadar evde yatınca yani, olmuş olabilir. Ne bileyim. Hayır tanıyamadım çünkü. Bir bayağı kilo aldınız denir mi? Denir. Çünkü neden? Öyle çok anormal kilo almamıştım. Yani o zaman böyle çok inceydi. Siyah giymiştim o gün. Sizden de kaç almadınız yani. Şu an bitti kız ya. Hiç artı nasıl? Yani aldım diyelim o zaman. Ama ne var canım Allah Allah. Yarışmacıyı kaybettik. Kaybettik. Acun Bey olsun bana da soruyor. Çok kadar etkilendiniz mi Allah aşkına? Nasıl? Çok mu etkilendiniz? Yok hayır, sizi de bana soruyorlar nasıl Hülya Avşar gerçekten göründüğü güzel mi diye. Ben de gördüğüm kadarıyla güzel diye cevap veriyorum mesela. Önemli değil. Yine... Hayır o anlam demedim. Mesafe açısından, yakınlık açısından görebildiğim kadarıyla dedim yani. Yine pot kırdım. Anlıyorum. Tamam, harika. Bence gayet güzel yani. Yok yok, siz bizim ikonumuz. Siz hep pot mu kırarsınız? Vallahi bilmiyorum, 2 saatlik uykuyla duruyorum. Sanırım ondan bugün aynen, pot kırma günüm. Anladım. Kusura bakmayın. Şimdi Hülya'yı kaybettik. Olur mu öyle şey? Hülya şu anda hasar bir yarışmacı bir Hülya. Hayır. İki tane kayıp var şu anda. Tamam. Zaten başta tamam, abi de gitti, eskiden bayandı. Tamam, anlayamadığım için daha henüz beni kaybet. Ben idrak edemedim daha. Ne olduğunu. Yani ne olduğunu İdrak söylemedim. İdrak etsen sahneye dalacaksın zaten. Hadi. Allah'ta idrak... O kadar mı kötü? Hayır canım. Hiçbir şey, kötü bir şey demek istemedi. Şimdi alakayı kuramadım. Ben sussam mı acaba? Alaka yok değil mi? Evet, bir şey. Ha, onun alaka olmadığını... Evet, alaka yok. Anlıyorum. Canım. Eser Bey hoş geldiniz güzel bu arada. Siz de hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk ya canım ben. Hayır,
Yani aslında bir şey kötü bir şey söylemek istemedim ama öyle anlaşıldım galiba. Yok, senin niyet iyi mi zaten? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hakikaten. Acını da kaybettik. Hayır, niyeti iyi yani. Amacım ifade de, ifade yok, de senin niyet iyi aslında bir de. İfadede problem var biraz. Yani demek istediğini anlatamadım. Evet, kişi ama kendinden bilir işi. Kişi kendinden bilir işi. Buldun. Doğru. İşte bu. Peki. Bu, gerçekten. Şimdi kazasız belasız. Gösteriye geçeyim bir önce. Ne tamam. yapacaksın? Yine sinema ve işte dizilerde gördüğümüz efekt makyaj, yara bere makyajını uygulayacağım. Daha önce boyuna yapmıştım. Bugün de göz çıkmış gibi olacak. Tamam. Öyle bir makyaj yapacağım. Tamam, bekliyoruz. Zaten yeteri kadar göz çıkardım. Çıkardım. Özür dilerim. Gerçekten haklıyım yoksa. Şaka yapıyoruz. Tamam. Aa, başlayalım o zaman. Her ne kadar ciddi olsak da. Evet. Kapa göz yardım yaracağım. Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los kilos. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby. Que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con fast. Vamos a hacerlo como si fuera gan. Ya sabes que tengo la clave. Escapaste conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jay, tú eres tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. Pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilos. Trrra, trrra, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale baby que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. De una vez sabe inteligente, más no más. La forma que ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilos. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, aprovecha el momento y tranquila, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilos. Modo, 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 modo. Zay en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, Digimap, Gotex, Miga Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacha. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. Biz üstüne basa basa söyleyelim, her şey plastik makyaj malzemesi. Relax, no fui mal con fast. Vamos a hacerlo como si fuera gan. Ya sabes que tengo la clave. Escapaste conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jay, tú repi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. Pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo. Hiç hatırlamadım. Evet. Ben geçen sene de başarılı bulmuştum biliyorsunuz. Evet biliyorum sizi. Hatırlıyorum. Hı-hı. Gerçekten bu konuda yeteneğiniz yani ben tabii 30 yıllık sinema hayatımda o kadar çok rastladım ki. Fakat hani burada hem çok çabuk hem de farklı malzemeler kullanarak çok daha belirgin, çok daha gerçekçi hale geldi.
herkesin aklında olmalısınız. Çünkü makyajda başarılısınız. Teşekkür ederim. Ben konuya tam hakim olmadığım için aslında şuradan bir şey soracağım. Ay. Sizin iddianız burada şu mu? Yani ben bu işi çok hızlı yaparım mı? Yoksa kullandığınız malzemelerin farkı mı? İkisi de bir arada. Yani normalde bu yarım saate yakın yapılan bir makyaj. Malzemeler de genelde çok pahalıdır. Ama ben bunları biraz araştırarak, benzetme yaparak, onun yerini ne tutar diye düşünerek hareket ediyorum. Peki siz ne iş yapıyordunuz? Sahne tasarımcısıyım ben. Dekor, kostüm, makyaj. Yapıyorum. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Süper. İnşallah İstanbul'a gelip bu yeteneğinizi değerlendirirsiniz. İnşallah. Çünkü çok acayip yani. Çocuk kan alıyor şu an. İyi oldu. Hı. Çünkü ben o işin o kısmını unutmuşum daha doğrusu. Daha ucuz malzemelerle yapılabiliyor değil mi? Evet, asıl işin en önemli kısmı buymuş. Yani çoğu zaman ben nar ekşisi, yumurta vesaireyle, salçayla falan böyle yaptım biliyorum. Evde isteyenler oluyor mesela misafirliğe gittiğimde. Tedarik edebiliyorum yani alternatif malzemelerle. Evet, oylama geçelim. Eser. Daha önce hiç görmediğim bir şey olduğu için, yani böyle yanımda böyle bir makyaj yapılmadığı için özgün buldum ve evet diyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben evet. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben de evet diyorum, üç evetli oluyor. Sağ ol. Çok özür dilerim bu arada. İçimden tutacak çünkü benim gerçekten. Ama çok değişik şeyler bulup gelmeniz lazım. Ben heyecanlanıyorum sizin yaptığınız bu işten. Tamam, yapacağım. Tamam. Planlar var şimdiden zaten.